Manşete hoş geldiniz. Erdoğan sürprize hazır değil diye yazdık. Peki sürpriz ne? O sürpriz de yok ortada onu söyleyeyim. Son günlerde, son haftalarda fena halde artık seçim olur mu olmaz mı? Kasım'da seçim olur mu? Vaktinde seçim yapılır mı? Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı? Erdoğan adaylığını açıkladı. Bu ne manaya geliyor? Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Veya baskılardan bunalıp muhalefet bir aday gösterecek mi? Bu konu üzerinde analizler. izliyorsunuz, izliyoruz, izliyorum. Fakat analizlerde, yorumlarda dikkatimi çeken şey şu. Herkes kendi tezini güçlendirmek için bir takım gerekçeler buluyor, bir takım gelişmeler buluyor. Bunları alt alta sıralıyor. Bak işte bundan dolayı Kasım'da seçim olacak diyor. Ya da bir takım negatif gelişmeler buluyor. Kasım'da seçim olmayacağına dair. İşte diyor seçim vaktinde yapılacak veya önümüzdeki Nisan-Mayıs ayında yapılacak. Şimdi ben gazetecilikte özellikle işimi yaparken Kemal bir düsturla hareket ediyorum. Bu düsturu da zaman içerisinde kendim geliştirdim acizane. Bir insan bir şeyi savunurken veya iddia ederken veya ortaya çıkmış bir fikir ifade ederken bunu hakikat arayışından dolayı mı yapıyor? Hakikate aşkından dolayı mı yapıyor? Yoksa davasına sadakatten dolayı mı yapıyor? Eğer davasına sadakatten dolayı yapıyorsa ona bir şerh koyuyorum ve teyit etmeye çalışıyorum bilgileri. Ama hakikat aşkından, hakikat arayışından dolayı yapıyorsa bununla daha çok ilgileniyorum. Çünkü hakikati ortaya çıkarmaya çalışan insanlar e, artı eksi, olumlu olumsuz, işine gelsin gelmesin e, bütün fikirleri değerlendirir ve onları da analizine konu, konu eder ki bunu takip eden insanlar sağlıklı bir kanaate sahip olabilsin. Bu geriye doğru hemen her fikir, ideoloji, haber, bilgi Tarihi kaynaklardan aktarılan veri ne diyorsanız hepsi için geçerli. Şimdi sadece bir örnek verip geçeceğim. Kasım'da seçim olanlar diyorlar ki mesela yeni bir üniversite hafı getirildi ve işte YÖK yeni bir hafta tasarısı üzerinde çalışıyor. İşte bu seçim habercisi. E ama 3600 ek gösterge ile ilgili daha meclise gelecek kararlaştırılacak falan konu. Ocak ayını, Şubat ayına atıyor meseleyi. Eğer Kasım'da seçim yapacaksa iktidar, 3600 ek göstergeyle ilgili konuyu daha önce yapardı değil mi? Eylül'de, Ekim'de yapardı. Millet çünkü cebinde sıcak para görmek ister. Şimdi, kas, ya, dolayısıyla yani e, erken seçim olacak diyenlerin sıraladıkları argümanlara bakıyorsunuz, güzel, mantıklı. Ama bir de bunun tam aksi, negatif argümanlar var. Niye o konuda bir şey söylemiyorsunuz? Yine Erdoğan aday olacak veya olmayacak. E şimdi Erdoğan anayasa dinlemiyor ki vesaire. Şimdi daha evvel söyledim. Evet Erdoğan anayasa dinlemiyor fakat sürprizlere açık değil. Yani halen e, Yüksek Seçim Kurulu'ndan halen Anayasa Mahkemesi'nden kendisine bir sürpriz yapılabilir ve dış dünya kendine sürpriz yapabilir belli konularda. Anayasa çok açık söylemiş. Diyor ki: "Erken seçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa, mealen söylüyorum ve Erdoğan'ı da içine katarak söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa ki erken seçim kararı da 18 Haziran 2023'ten önceki bir tarihtir. Bir hafta önce de olabilir, bir ay önce de olabilir, beş ay önce de olabilir. Fark etmiyor. Çünkü e, anayasa erken seçimle alakalı e, bir açıklık koymuş değil. Şu tarihe kadar erken seçim kararı alınır. Şu tarihten sonra erken seçim kararı alınmaz. Erken seçim kararı almak için şu 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 e, efendim süreçler önemlidir. Şöyle bir müddette, şöyle bir sürede işte normal seçime şu kadar kala erken seçim kararı alınamaz. Falan. Böyle bir şey yok. Anayasa bunu açık bırakmış. Tamamen kanun koyucunun yetkisine bırakmış. Kanun koyucu nasıl isterse. Haliyle bir hafta önce yani 18 Haziran 2023'te normal zamanında seçim yapılacaksa 11 Haziran'da yapılacak seçim erken seçim olabilir. Onu söylüyorum. Şimdi Erdoğan'ı uyarlayarak anayasanın ilgili maddesini mealen söyleyeyim. Diyor ki anayasanın ilgili maddesi erken seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla yani 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. Dolayısıyla 11 Haziran 2023 ve önceki bir tarih erken seçim için uygundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 oy bulunabilecek midir? İşte 360 oy bulamıyor. Erdoğan artı yani AKP artı MHP'yi toplayın 360 etmiyor. Dolayısıyla muhalefete muhtaç. Ha o arada... Ben seçim kararını getirdim. Bak muhalefet kabul etmiyor. Muhalefet seçim kararını kabul etmez mi? Erken seçim istemez mi? De deyip ortaya çıkabilir. İktidar bir seçim kararı ortaya getirdiğinde evet muhalefet erken seçime evet demek durumundadır. Ama muhalefet stratejik olarak hayır da diyebilir. Hayır dediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alamaz. Ama o arada grup başkan vekilleri kendi aralarında görüşürler. Bir mutabakata varılır, varılmaz. Ayrı bir konu. Fakat Erdoğan'ı ilgilendiren tarafıyla bu ve zaten anayasa mı dinliyorlar, yasa mı dinliyorlar meselesinde bir kere daha söyleyeyim belli yasalarda bu söz konusu değil. Evet belli konularda çok ciddi yasa çiğniyorlar, kanun tanımaz, tanımazlık içerisindeler, teamülleri alt üst ediyorlar. Bir de işin böyle bir yanı var. Şimdi konumuza gelelim ve Bismarck'la e, devam edelim. Birleşik Almanya'nın ilk şansölyesidir Bismarck. İngilizcesi var e, ekranda. İnsanlar diyor bir seçimden önce savaş sırasında ve bir av sonrasında söyledikleri kadar yalanı hiçbir zaman söylemez. Yani seçim satım haline girildiğinde politikacıların söyleyeceği yalanları avcıların söylediği söyleyeceği yalanlara benzetiyor. E, Bismarck Birleşik Almanya'nın ilk şansölyesi. Bunu akıldan uzak tutmayın. Dolayısıyla seçim manipülasyonları veya seçim hileleri. Seçim gecesi olan şeyler değil elbette sandığa sahip çıkacaksınız elbette oylara sahip çıkacaksınız elbette her sandıkta bir görevliniz bir hukukçunuz olacak ayrı bir konu. Seçim manipülasyonları şu anda başladı bile yalanlarla tezviratla muhaliflerin susturulmasıyla Diyarbakır'da Kürt medyası çalışanı 20-21 gazetecinin gözaltına alınmasıyla 4 günün üzerine bir 4 gün daha ek gözaltı alındı şu anda 5. 6. gün devam ediyor kimsenin de kılı kıpırdamıyor. Şimdi bu bir seçim manipülasyonudur. Neden? E çünkü bölgeden haber geçen sahadaki gazeteciler bunlar. Ve bölgeden sağlıklı haber akmasın diye. Seçim manipülasyonudur. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak konulması başlamıştır yani. İktidar devlet imkanlarıyla, yargı imkanlarıyla, her imkanda medyasıyla e, ortalığı bulandırmaya başladı. Haliyle e, olay seçim gecesi başlayıp biten bir konu değil. İşte öğrencilere genel af yakında mecliste. Kasım'da seçim diyenler evet bunu dillendiriyor. Şehit cenazeleri gelmeye başladı. İşte bu da yine yükselen milliyetçilik, şiddet dalgası, işte efendim Mehmetçiğimizin yanındayız türü bir takım nutuklar vesaire belli ki çok yakında seçim olacak dedirtiyor. Dedirtmeyen şeyler de var. Yine mesela Yunanistan'a askeri müdahale yani ben iktidar tarafında yapılan haberleri getirmiyorum. İktidarın hala işte muteber bir adam olarak e, görüp gözettiği ve ekranlara çıkardığı cihat yaycıdan bahsediyorum. Senin e, paşan, emekli paşan böyle de e, Yunan boş durur mu? Yunan amiral de Boğaz köprülerini vururuz diye konuşmuş falan. O arada tabii hürriyeti görüyorsunuz. Hürriyet bu konularda iktidardan daha şahindir. Hep altını çiziyorum bir kere daha çizeyim. Yani her iki tarafta da fena halde vururuz gireriz falan türü bir hikaye var. O arada gene hürriyet Suriye'ye askeri sevkiyat başladı diye haber veriyor. Bu konuda hürriyet dikkatinizi çekerim özellikle son birkaç haftadır yaptığı haberlerde yeni şafağa falan geçti yani fena halde olaya ateşe odun atıyor öyle söyleyeyim Cumhuriyet gazetesi geri durur, durur mu Ege'de çok geciktik ne yapacaksak yapalım falan o arada savaş öyle kolay bir şey değil e, ve savaş öyle arzu edilecek e, insanların ne bileyim böyle tam tamlarla falan girece e, alkış yapacağı ya da ne bileyim girildikten sonra da yani bir savaşa girildikten sonra da zaferi garanti edeceği bir şey değil işte 10 bin Ukrayna askeri ölmüş ki bu da bilinen ve özellikle son dönemde Rusya Ukrayna'da ciddi varlık göstermeye başladı yani şu anda Ukrayna'nın %20'si gitmiş durumda yani Ruslar ele geçirmiş ve orada hakimiyetlerini sağlamış durumdalar Batı basını neredeyse artık hiç bahsetmiyor yani Ukrayna Savaşı sayfaların içlerine düştü gazetelerde. Gazete, televizyonlarda da 8. 10. sırada 3-5 dakika haber olarak geçiyor. Belki Türkiye'de o da yok. Dönelim Türkiye'deki seçim meselesine. Parantezi kapatalım. Erdoğan alsın seçim kararını adayımızı hemen açıklayalım. İşte bu ortamda Erdoğan bir oyun kurdu. Fakat hani sürprizlere hazır değil derken kaç de biraz bu. Erdoğan'ın kurduğu oyun şu. Erdoğan ilk defa seçim kararı alınmadan ve kendisinin aday olacağı çok yönden belli olduğu halde, çok işaretle belli olduğu halde 2014 ve 18'de son dakikaya kadar beklemişti. Son 1-2 ay kalana kadar beklemişti. fakat bu defa öyle olmadı. Daha ortada seçim kararı yokken ve seçime yani normal zamanındaki seçime tam bir yıl varken ben adayım dedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan dedi. Bu son derece enteresan. Bununla yapmaya çalıştığı şey şu. Bu elbette kasımda seçim olabilir diyenleri haklı çıkaran bir tez. Kasımda seçim olabilir çünkü. Erdoğan işte içeride dışarıda attığı adımlarla yazın enflasyona getireceği olumlu bir havayla ve özellikle Ekim Kasım'dan sonra gelecek faturalar ve önü alınamayacak birazdan bakacağız. Ee, ekonomik depremlerden önce bir seçime gidebilir. Bundan dolayı da kendisi aday olarak ortaya çıktı. Muhalefetin adayı da ortaya çıksın. Birlikte bu ortamda ben de adayımı bileyim. İşte ben adayım. Adayım rakibimi bileyim. Özür dilerim. Rakibimi bileyim ve birlikte çarpışalım. 3-4 ayda bu işi bitirelim. Çünkü ondan sonra bir daha çevrilebilecek gibi değil diye düşünüyor olabilir. E muhalefet bu konuda kararlı görünüyor. E, ben de daha evvelki yayınlarda evet muhalefet adayını ortaya çıkarsa iyi olur. O adayını ortaya çıkarmalı. Adayın yıpranacağını düşünüyor. E, zaten şu anda hali hazırda aday adaylarını yıpratıyorlar falan gibi analizlerim vardı. Durum biraz değişti. Durum biraz değişti ve muhalefet e, belli ki seçim kararı alınıncaya kadar bunu açıklamayacak. Adayını açıklamayacak. CHP ve İyi Parti'den gelen hava bu. Ama Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan'la aynı noktada e, yürüyor. Niye yürümesin ki Cumhuriyet Gazetesi'nin son birkaç yılda nasıl şekillendiği ortada? Tekrar etmeyeceğim birkaç kere söyledim. İşte Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor Erdoğan'ın karşısında Cumhuriyet. Ankete katılanlar AKP'ye inancın bittiğini ortaya koymuş. Gezici araştırma e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa %52.6 ile Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını gösteriyor. O arada Tayyip Erdoğan... Ee, ...seçim kampanyasını başlatmış durumda. Gençlerle buluşuyor, halkla buluşuyor, işte Van'a gitti vesaire filan. Ee, öncekinden biraz daha hareketli bir ortama girdi. Yani ben kampanyamı başlattım, sen de gel diyor. Ama bir yandan da Kasım'da seçim yok diyerek... E, ...şimdiden elini bağlamak istemiyor. Yarın öbür gün koşullara göre Kasım'da da seçim yapar, Aralık'ta da yapar... ...sıkışırsa Ekim'de de yapar, Nisan'a da bırakır vesaire. O arada Metropol e, Mayıs 2022 saha araştırmasında, 3 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında Recep Tayyip Erdoğan karşısında ilk turda daha doğrusu şansları değerlendirmiş ve Mansur Yavaş'ın Akşener, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan daha şanslı olduğunu ortaya koyuyor. Fakat asıl ikinci anket yani İkinci turda ne olur diye sorduğunda Mansur Yavaş %50.3 ile yürüyor. Yani ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş kalırsa, ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan İmamoğlu kalırsa, Akşener kalırsa, Kılıçdaroğlu kalırsa meselesi yine Mansur Yavaş önde görünüyor. Metropol anketlerinde Mansur Yavaş son birkaç aydır önde çıkıyor ve Metropol'ün başındaki Özer Sencar ki birazdan görüşlerine bakacağız. Haziran sonuna kadar artık muhalefet adayını ilan etsin. Bu da Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu olmasın. Diyor e, ve e, Erdoğan'ın Ekim veya Kasım'da sonbaharda erken veya baskın seçim e, yapacağını öngörüyor Özer Sencar. Görüşleri ekranda e, Erdoğan ortada diyor. Erdoğan bilinmeyen biri değil. E, rakibini görmek istiyor. E, bilmediğimiz biri değil. Bakalım e, muhalefet diyor Erdoğan tanıyabildi mi 20 yıldır falan diyerek de biraz daha zorluyor. Yani bir anlamda kılıçdaroğlu olmasın ama işte herhalde Mansur yavaş derseniz fena olmayacak falan demeye geliyor bu olay. Ekonomiye dönelim. Ekonomik veriler iyi değil. İşte biraz evvel bahsettiğim şimdi şeye geliyoruz. Kasım kasımda seçim olursa niye olur veya olmaz? Veya seçim önümüzdeki yıla kalırsa Nisan, Mayıs, Haziran niye olur veya olmaz? 36 milyon kişi bireysel kredi kullanmış ülkede borçlu olmayan kalmadı diyor ve 15 Haziran'dan sonrasında asgari kredi kartı ödeme tutarının %20'den 40'a çıkarılması söz konusu. Yani ciddi bataklar veya ciddi fa e facialar olacak. Bir diğer konu hapisteki tutuklu hükümlü sayısı bir yılda 42 bin artmış yani 272 binden 314 bine yükselmiş ve bu sayı artabilir seçim aylarında. Ekonomiyi %10 bin faiz artırımıyla da kurtaramazsın diyor. Geçen hafta Atilla Yeşilada'nın benzer görüşlerine yer vermiştim. Atilla Yeşilada bu konuda ısrarlı. Yani artık diyor faiz artırışı, faiz artırmak ekonomide kötüye gidişi çevirmez. Türkiye artık batıyor diyor. O arada Türkiye 307 milyar dolar fakirleşecek. Gayri safi yurt içi hasıla 7 bin doların altına inmiş. Türkiye artık ilk 20 ülke arasında değil dünyada. Ve Kişi başı 3.593 dolar fakirleşen Türkiye kağıt üzerinde milli gelirden 307 milyar dolar kaybetmiş ya da kaybediyor zamanla. Erdoğan'ın partideki genel başkan yardımcısı da aşırı tüketimden dolayı enflasyon artışı olduğunu düşünüyor. Aşırı tüketimden dolayı kaynaklanan bir enflasyon falan var diyor. Tabi ya cahiller ya milleti aptal yerine koyuyorlar ya da dünyayı okuyamıyorlar veya dünyayı okuyorlarsa bile içeride nasıl söyleyebilirim bunu nasıl bir şey nasıl bir aptallık nasıl bir sersemlik sergileyebilirim diye düşünüyorlar bilmiyorum ama dünyada enflasyon liginde Türkiye artık ilk 2'de ilk 3'te ki o da resmi açıklanan rakamla Milletin kira zammını %25 ile sınırlıyorlar. Zamlanan benzindense %490 vergi alıyorlar. Şimdi Sözcü grubu, Korkusuz grubu bu tarz haberleri seviyor. Bu Korkusuz Gazetesi'nin manşetiydi. Şimdi vatandaş esasen şunu söylüyor. Ya ey vatandaş. Şimdi şey e, iktidar seni ev sahipleriyle karşı karşıya getiriyor. Emlakçılarla karşı karşıya getiriyor. Marketçilerle karşı karşıya getiriyor. E, işte şu lobisi bu lobisi diyor ama ana kalemlerde yani bu zamlara neden olan ana kalemlerde iktidar söz sahibi. Yani elektrik zamları, doğalgaz zamları, akaryakıt zamları yani üçe katlanmış motorin fiyatı mazot. Şimdi böyle bir durumda bu her şeye yansır. İğneden ipliğe. Ve vatandaş da dönüp demiyor ya doğalgazı ben mi artırıyorum? Elektrik zammını ben mi yapıyorum? ne bileyim mazot zammını ben mi yapıyorum ya da mazot zammını marketçi mi yapıyor emlakçı mı yapıyor falan demiyor tuhaf bunun iyi anlatılması lazım ama bu anlatılamadı yani bu anlatılamadı cari işlemler açığı 12 aylık cari işlemler açığı 25.7 milyar dolar olmuş 9 ayın en yüksek seviyesine çıkmış yani bütün bunlar bütün bu veriler Artık olayın çevrilemediğini, çevrilemeyeceğini ve 3 haneli rakamların enflasyonda yakın olduğunu gösteriyor. Hele Eylül Ekim'den itibaren. Dolayısıyla iktidar daha fazla gidemez, Kasım'da seçim yapabilir gibi bir durum söz konusu. Orada Gazi Erçel Merkez Bankasının eski başkanlarından vefat etti. E, vefat nedeni vesaire yazıyor. çeşitli listelerde var da yeni nesil bilmez, özellikle 2000-2001 yıllarında Türkiye ağır bir krizden geçerken. 2001 krizinde, bundan 20-22 sene önce e, görevini kötüye kullandığı için yargılanmıştı. E, ve e, dalgalı kur revalüasyon öncesi e, şahsi birikimini, ki o da galiba 80 bin dolar kadar mıydı, e, dolara e, dönmüştü. E, kişisel mevduatını dolara çevirmişti. E, bundan dolayı da yargılanmış 11 ay e, hapis cezasına çarptırılmıştı. Sadece şahsi Mevduatını dövize çevirmesi değil, bir gün önce yani devalüasyondan bir gün önce merkez bankası başkanı iken 20 milyar dolarken döviz rezervi 5 milyar dolarlık satış yapıldığı piyasaya ortaya çıkmıştı. Bütün bunlardan dolayı yargılanmıştı. Ayrı bir konu. Allah rahmet eylesin. Ama yani bu yazılmıyor. Bu sicili yazılmıyor. Merkez Bankası Başkanlığı da 2001 krizinde bu hadiselerden sonra bitmek durumunda kalmıştı Gazi Erçel'in. Bugünlerde vefat ettiği için bugünlere paralel olarak da bunu hatırlatalım. Orada Selahattin'in cezaevi sürecinin bu kadar uzayabileceğini hiç tahmin etmemiştim diyor Başak Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın yakın zamanda çık çıkacağı veya çıkabileceği çok söz konusu değil ama ee, ye, onun yanına yöresine başkaları da eklenecek önümüzdeki aylarda öyle görülüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu mühim bir şey dikkat çekmiş. O hal KHK'ları sonrası 121 kişi stresten bunalımdan intihar etti. 38 kişi Ege Meriç sularında boğuldu. 20'ye yakını bebek ve çocuk. Bu 38 kişiden ikisi de KHK'lı ihraç savcı İbrahim Gündüz ve eşi Nurdan Gündüz'dü. Kosadası yakınlarında teknelerinin alabora olması sonucu vefat etmişlerdi. İstanbul'da Kız Kulesi'ne bakarken bankta yola çıkmadan önce çektirdikleri bu fotoğrafla konuşulmuşlar idi. Evet. Bunları da hatırlatarak yavaş yavaş analizimizi toparlayalım. Erdoğan sürprizlere hazır değil. Bu KJ ile girdik. Eee ben TR724'teki yazıda da o cümleyi kullandım. Doktor çarenin tükendiği yerde hastasına ne yersen ye der ya Erdoğan'ın durumu da o. Ee, saray ve çevresinin ülkeyi yönetmek gibi bir derdi yok ve hiçbir zaman olmadı bu. Ve e, şu anda yakalarını kaptırmama ve kirli paranın üzerine bina ettikleri çürük saadetlerini sürdürme derdindeler. Emin olun çokça ekip çalışıyor yani bir ekip anayasayı çalışıyor işte seçim vaktinde olursa Erdoğan aday olabilir mi? Erken seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi dengeler ne durumda anlattım. bir ekip muhalefeti bölme derdinde acaba İyi Parti'ye FETÖ'den mi yürütse, yürüsek veya Ümit Özdağ gibi bir takım orada da ee, başka rahatsız var mı ona mı baksak falan HDP'yi kapatalım mı kapatmayalım mı o kapatma davası partinin üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor İmamoğlu davası Eylül ayına ertelendi Eylül ayında dava karara bağlanacak İmamoğlu'nun muhtemel adaylığı e, söz konusu olursa bir siyasi yasak koyalım mı koymayalım mı bir ekip e, dışarıda nasıl bir kriz çıkarabiliriz buna bakıyor kupürleri getirdim Yunanistan'da Ege sularını Yunanistan'la arada bir kriz söz konusu ve Ege sularını ısıtma derdindeler. Kıbrıs'ı ilhak falan gibi son derece enteresan e, ileri fikirler de var. E, Suriye'de Irak'ta bir takım harekat planları var. NATO, İsveç, Finlandiya meselelerinde gene uluslararası camia falan. Şunu akıldan uzak tutmayın bir yandan da Ukrayna savaşı yukarıda devam ediyor. Dünya işte Türkiye'ye dur der Ankara'ya bir dakika der. Yunanistan söz konusu olduğunda arkasında hizalanır Suriye'de işte Rusya var Amerika var gibi filan yorumlar var ama Türkiye'nin bir pazarlık gücü var ve Yunanistan söz konusuysa Yunanistan Türkiye'nin 8'de bir kadar bir ülke ve ordusuyla mühimmatıyla ne bileyim askeriyle Yunanistan'dan daha güçlü Yunanistan'da karşı karşıya geldiğinde bin kere Yunanistan alt eder ama Yunanistan'ın arkasında elbette bir batı cephesi var. Haliyle masaya oturulduğunda Türkiye belli tavizler isteyecektir ve o tavizleri koparabilir. Buna böyle bakmak lazım. İçeriye dönük tavizleri de koparabilir. Akdeniz'le ilgili bir takım tavizleri de koparabilir. Suriye ile ilgili de bir takım tavizleri koparabilir. Emir olun bu konuda elinden gelen ardına koymayacaktır. Bir ekip ekonomik kriz bir fırsattır. Ee, acaba halkı daha nasıl silkeleriz diye çalışıyor sarayda. Nurettin Nebati fena halde günah keçisi e, formunda ve e, bir şekilde Nurettin Nebati'yi alıp yerine başka birini koyduklarında e, tekrar sayaç sıfırlanacak ve oradan devam edecek sanki her şeyin sorumlusu saray değilmiş gibi bir yandan böyle bir e, durum devam ediyor her, her ne hal ise sarayın çok fazla manevra yapacak hali kalmadı tüm hareket harekat, e, kabiliyeti e, kendi dışındaki unsurlara bağlı sen ne düşünüyorsun yani bu seçim Ekim Kasım'da mı olur Yoksa bir sene sonraya mı kalır? Emin olun her şeyi düşünüyor iktidar. Ee, seçimleri nasıl erteletebilirim bunu da düşünüyor. Seçimleri vaktinde yaparsam ne olur bunu da düşünüyor. Ne zaman seçim yaparsak yapalım biz her türlü kaybedeceğiz. Ee, bari iktidarda kalabileceğimiz süreyi uzattıkça uzatalım diyenler de var. Bunu bir yıl artı bir yıl ertelemeyle e, ileri süren insanlar da var. Şu anki ibre, Kasım'da seçim gibi görünüyor. Yani verileri alt alta topladığınızda e, Erdoğan'ın harekat hareket harekat e, planı kendi adaylığını ortaya koyup Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zorlayıp son e, önümüzdeki birkaç ayda yapacağı hamlelerde acaba Ekim'de Kasım'da bir seçimi kendi lehime kurtarabilir miyim derdinde. Muhalefet de kendine göre bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Belli ki adayı son dakikaya kadar açıklamayacaklar veya Erdoğan'ın attığı oltaya gelmeyecekler bilmiyorum. Görünen bu. Fakat hiçbir konuda kesin düşünmemek icap eder. %100 Kasım'da seçim yapılacak diyende hataya düşer. Hayır olmayacak diyende hataya düşer ama şu anda ibre %60 %55 60 Kasım'da seçim gibi duruyor. Ama bu ibre 51'e 49'a da düşer. Daha aşağıya da düşer. Bilmiyoruz. Şu anki vaziyet bu. Ve fakat son tahlilde Erdoğan sürprizlere hazır değil. Bu kadar açık hedef haline gelmişken e, ıskalamak da olanaklı değil. Yani Erdoğan e, tek hareketle e, bir fiskeyle oradan inebilir. İşte Türkiye muhalefeti bu defa da başaramazsa ııı e, Yazıklar olsun ve geçmiş olsun. Ee, saray kendi marifetiyle e, kazanmış kendi başarısıyla e, kendi ortaya koyduğu vaatlerle e, kazanmış olmayacak. Bu tamamen Türkiye muhalefetinin e, bugüne kadarki yaptığı onca hatadan e, yine ders çıkarmayışı ve yine sandığı iktidara AKP'ye Erdoğan'a teslim etmesi demek olacak. Diyor ve bir manşet yayını daha noktalıyorum. E, yeterince açık olmamış olabilir. Bir takım ihtimalleri değerlendirdim. E, ve o ihtimaller içerisinde o ihtimaller arasında en yakın ihtimal nedir? Hangisine daha yakın duruyorum bugün itibariyle? Yani 13 Haziran 2022 2022 itibariyle onu anlatmaya çalıştım. Ama şuna emin olun hiçbir konuda e, Türkiye'de Türkiye'nin nereye gittiği, siyasal, sosyal, ekonomik anlamda ve seçim anlamında da elbette nereye gittiği konusunda yüzde yüz kesin hükümle analiz yapan veya yorumda bulunanlardan uzak durun veya o yorumlara ihtiyatla yaklaşın çünkü ne iktidar kanadında ne de muhalefet kanadında net bir fikir birliği yok bundan emin olun herkes o gün o günkü hava durumuna göre o günkü suyun akışına göre, o günkü rüzgarın şiddetine göre tutum belirliyor. Bunu da akıldan çıkarmayın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.